Sayın Bakanım, özellikle sormak istediğim bir şey var. Darbeleri yaşayan bir ülkeyiz. 15 Temmuz'u diğer darbelerden ayıran özellik sizce neydi efendim? Diğer darbelerde bir kere darbe yapanlar aldı 60'ta orada başbakanı, bu ülkenin başbakanını, bakanlarını astılar. Daha sonra darbe yapanlar onları hapsettiler. Ama bu darbenin, yani 15 Temmuz darbesinin iki tane temel özelliği var. Birisi, darbe yapanlar bakımından bu kadar ağır ihaneti bu memleket hiç görmedi. Yani millete sokakta milletin araçlarıyla, milletin silahlarıyla, milletin tankıyla, topuyla, tüfeğiyle, onların vergisiyle alınmış uçaklarla milleti bombaladılar. Milletin meclisini bombaladılar. Millete sokakta kurşun sıktılar. Bu kadar alçaklığını yaşamamıştı Türkiye. Ve milletin seçtiği iradeye kastettiler. Milletin geleceğine kastettiler. Bu kadar alçaklığını, bu kadar ağır ihaneti yaşamamıştı. İkinci olarak da millet sokakta hem seçtiklerine, hem liderine, hem memleketine onun bir çağrısıyla sahip çıktı. Ve lideri de bırakıp gitmedi milleti, şapkasını alıp gitmedi. Ne var ne yok bütün ailesiyle, hep bütün varlığıyla milletin önünde durdu ve yeni bir tarih yazıldı. Yani tamamen öbürlerinden bence farkı bu. Sayın Bakanım, ifade edelim izleyicilerimize de, özel bir alandan sesleniyoruz. Meclisin neden bu tarafındayız, bunu da ifade edelim. 15 Temmuz akşamında meclis bombalanırken ilk bomba arkamızdaki çukura düştü. Arkamızdaki alana düştü ve büyük bir çukur oluşturdu. Biraz da burada şehitlerimizi anmak için ve gazilerimize minnet borcumuzu ifade etmek için buradayız. Ve siyaset kurumunun bu direncini konuşmak için sizi davet ettik efendim. Siz de bunun özellikle altını çiziyorsunuz. Devlet millet el ele bir direniş sergiledi diyorsunuz. Devletin tüm kurumlarıyla bir direniş gördük. Ve darbelerden çok çeken bir milletiz. Fakat o gece pasif yurttaşlıktan aktif yurttaşlığa geçen bir süreç yaşadık. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu sosyolojik gelişimi, yani halkıyla, bürokratıyla bir duruş sergilendiyse bu nasıl oldu efendim? Şöyle değerlendiriyorum. Şimdi bizim dönemimizde, yani 2002'den beri bir yönetim anlayışı uygulandı Türkiye'de. O milletin iradesini iktidar edebilme becerisini gösterdi. Önceden hükümet olurdu da milletin iradesi pek iktidar olamazdı. Şimdi iktidar da oldu ve millet yönetime katıldı. Millet yönetmeye başladı iktidar aracılığıyla, ama kendisi yönetmeye başladı ve onu gördü. Yani kendisinin yönetimine bir saldırı oluyor. Çünkü ilk defa bunu Cumhuriyet tarihi boyunca millet iradesi, dikkat ederseniz önümüze çıkan bütün engellere rağmen o engeller hep aşılarak devlet idaresinde etkin olmaya başladı. Yani milletin iradesi devletin kılcal damarlarına kadar indi ve herkes kendi yönetimini, kendi katkıda bulunduğu yönetimi gördü, yaşadı bizzat. Yani millet, milletin yönetime katkıda bulunma kanallarını biz iktidar olarak da hep açık tuttuğumuz için millet bu saldırıyı doğrudan kendine bir saldırı olarak algıladı. Eğer millete yabancı bir idare tarzı olsaydı, o millet o kadar sahip çıkmayı refleks haline getirmemiş olabilirdi. Çünkü evet, daha önceki darbelerde bunu gördük. Ama bu sefer kendisini sokakta buldu. Çünkü kendisine bir saldırı olduğunu hemen hissetti. Çünkü kendisi yönetiyordu.